Galatasaray'dan Torreira bombası. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve ilk transferlerini Fenerbahçe'nin elinden Abdülkerim Bardakçı'yla, Beşiktaş'ın elinden Kazım Can'ı alarak yapan Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'ya göre sarı kırmızılılar bonservisi Arsenal'da bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor. Galatasaray'ın 4 yıllığına kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. Futbolu ülkesinin Wanderers takımında başlayan Torreira, daha sonra İtalya'da Pescara ve Sampdoria formalarını giyerken 2018 yılında 28.6 milyon euroya Arsenal'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 35 resmi maçta 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Torreira'nın Arsenal'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray'dan Halil Akbunar hamlesi. Galatasaray yabancı sınırı nedeniyle kaliteli yerli oyuncularla görüşmelerde bulunuyor. Gelecek sezon sahada en az 3 Türk oyuncu bulundurmak zorunda olan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli transferinde rotasını Halil Akbunar'a çevirdi. Özellikle birkaç yıldır Göztepe'de gösterdiği başarılı performansa dikkat çeken Halil Akbunar, İzmir ekibinin küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcu için ciddi bir ilgisi bulunurken Galatasaray'ın da yerli rotasyonu açısından tecrübeli kanat oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi. Ayrılmak isteğini yönetime bildiren Halil'in bu tavrı sonrasında İzmir ekibinin şimdiye kadar istediği bonservis bedelinin 2,5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Fakat Galatasaray yönetimi önerilen bu rakam karşısında Göztepe ile ciddi bir pazarlık yapmak istiyor. Galatasaray'a süper golcü. Galatasaray'da Dursun Özbey'in başkan seçilmesi sonrası teknik direktörlük için Okan Buruk'la anlaşma sağlandı. Sarı Kırmızılılar gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu öne sürülen golcü futbolcu Zuba'yla ilgilendiği yazıldı. Galatasaray'da gelecek sezon adına önemli kararların alındığı bu süreçte flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Meta Ratings'in haberine göre Sarı Kırmızılılar Artem Zuba'yı transfer etmek için harekete geçti. Zenit'ten ayrılan Rus golcünün Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu haberin detaylarında yer aldı. Sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği Artem Zuba'nın maaşını Galatasaray'ın karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu transferde Sarı Kırmızılılara ciddi bir rakip olacağı vurgulandı. ...33 yaşındaki santrafor geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla Rusya Premier Ligi'ne damga vurdu. Artem Zuba 39 resmi müsabakada oynama şansı yakaladı. Tecrübeli golcü bu süreçte rakip fileleri tam 13 kez havalandırırken 10 da asist yaptı. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Artem Zuba'nın kısa süre önce İstanbul'a geldiği de iddia edildi. Tecrübeli golcünün transferi konusunda henüz net bir gelişme yaşanmadı. Galatasaray'dan Onur Bulut hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Omar El Abdulli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Kayserispor'da iyi bir çıkış yakalayan milli sağbek Onur Bulut'u gündemine aldı. Kayserispor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Onur Bulut, Hasan'ın takibine girmeyi başardı. Yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncularla görüşmelerini sıklaştıran Dursun Özbek yönetiminin hedefindeki son isim Kayserispor'la 2023 yazına kadar kontratı bulunan Onur. Oyuncu tarafını ikna eden Dursun Özbek'in genç yıldız için Kayserispor'la da temaslara başladığı öğrenildi. Galatasaray mali şartlar uygun olursa transferi bitirmeyi düşünüyor. 28 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor. Bu sezon ligde 34 maça çıkan Onur bir kez ağları havalandırırken 8 asist yapma başarısı gösterdi.
Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için de ilk adımlar atıldı. Milli golcünün ilk tercihinin sarı kırmızılılar olduğu biliniyor. Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u sarı kırmızılıların dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da istiyor. Genç oyuncunun ana isteği ise çocukluk aşkı olan Galatasaray. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Galatasaray'da başkanlık seçimi geride kaldı. Yeni başkan Dursun Özbek, nokta atışı transferler yapacağız, dedi. Galatasaray'ın Vedat Muriç'i transfer etmek istediği yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Kosovan futbolda yer alan habere göre Galatasaray Lazio'da forma giyen Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor. Sarı kırmızılılar bonservisi Lazio'da bulunan ve kiralık olarak Mallorca'da görev yapan futbolcu için yoğun mesai harcıyor. ...28 yaşındaki futbolcu Mallorca'da 17 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere İspanyol basını bonservisi 12 milyon euro olan futbolcu için Mallorca'nın taksitli ödeme planı olduğunu yazmıştı. İtalyan basını ise Muriç'in kesinlikle Lazio'da devam etmek istemediğini öne sürüyor. Golcü futbolcu Vedat Muriç, kariyerimle ilgili herhangi bir düşüncem yok. Lazio'nun sözleşmeli futbolcusuyum. Kosova milli takımına konsantre oldum, demişti. Rize Spor'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde adı Galatasaray'la da sıkça anılan Muriç, yeni sezon öncesi sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. Galatasaray'a 24 milyon euroluk piyango. Seçim gündemi sona eren ve Dursun Özbek'i başkan seçen Galatasaray'ın yıldız oyuncularına da teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor. Napoli, Roma, Villarreal ve Atalanta'nın ardından İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Sevilla'da Marcao için harekete geçti. İspanyol ekibi Sambacı Yıldız için 10 milyon eurosu peşin olmak üzere bonuslarla birlikte toplam 24 milyon euroyu gözden çıkardı. Bilindiği gibi yaz aylarında hem Bankalar Birliği anlaşmasına yapılacak olan ödeme için hem de transferde yapılacak yatırımlar için Galatasaray'a sıcak para lazım. Bu yüzden de Marcao'nun satışına onay verilebilir. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor. Geride kalan sezonda 38 maçta bir gol kaydeden Sambacı Yıldız 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilmişti.